Valya Natasha'dan 4 yaş büyüktü. Aralarındaki bu yaş farkına rağmen kızlar yine de kısa sürede arkadaş oldular. Valya hiçbir şeyde aşırı gitmezdi. Ne düşüncelerinde ne sözlerinde. Yeni arkadaşın en hoşuna giden yanını da buydu. Onda ele geçmeyen, yakalanamayan bir yan var diyordu. Belki bütün sinema ve tiyatro oyuncuları böyledir. Valya Moskova'da kendini yapayalnız hissediyordu. Pickwick Kulüp'ten sıkılmıştı. Neşeli geveze Natasha'nın yakınlığından hoşlanıyordu. Natasha 20. yaş gününü kutladı. Babası ona minicik bir kol saati armağan etti. Natasha saati durmadan kulağına götürüyor şaşkın şaşkın işliyor diyordu. Güçlü kıpkırmızı bileğinde minicik saatin durmasının zorunlu olduğunu sanıyordu hep. Hava çok güzeldi. Bütün kargaşası ve gösterişiyle ilkbahar başlıyordu. Akşam misafirler geldi. Valya Stechenko, Olga ve tabi Vasya. Şimdi dostları çağrılacakların listesini yaparken her zaman Natasha ve Vasya diyorlardı. Onları birbirlerinden ayrı düşünmek hiçbirinin aklına gelmiyordu. İki genç yakınlaşmalarının sebebini pek düşünmeden sık sık buluşuyorlardı. Genellikle konuşan Natasha'ydı. Vasya susuyor, gülmekle yetiniyordu. Tanıştıkları gün gibi Vasya kendi kendine hep ne iyi kız bu Natasha derdi. Dimitri Alekseyevich günün birinde şu senin Vlako hoşuma gidiyor demişti. Anladın mı? Natasha hiç kızarmadan cevap verdi. Öyle benim de hoşuma gidiyor. Natasha Sergei'yi de çağırmıştı. Uzun süre Olga'yı yalnız başına çağırmanın ayıp olup olmayacağını da düşünmüştü. Dimitri Alekseyevich Olga'nın kocasından hoşlanmıyordu. Natasha da Labosov'a alışamamıştı bir türlü. Hep yaşayan bir ölüyle Karşı karşıyaymış gibi geliyordu onu görünce. Sonunda Labasov'u davet etmedi. Bu işe canı sıkılan Olga yine de bir şey belli etmedi. Ama uzun uzun Semyon İvanov in insanlar arası yakınlaşma ve şefkat üzerine yazdığı yazıdan söz etti. Gençler eğleniyordu. Dimitri Alekseyevich hepsinden neşeliydi. Dansı o açtı. Eski usul zıplayarak vals yapıyordu ama öylesine dayanıklıydı ki sonunda valiye pes etti. Dimitri Alekseyevich başım dönüyor. Ardından salon oyunlarına, bilmecelere geçildi. Dimitri Alekseyevich bunda da herkesten baskın çıktı. Sonunda aldığı cezanın karşılığında fal bakmaya razı oldu. Başına bir sünger havlu bağlayıp Natasha'nın odasına girdi. İskambe kağıtlarını önüne yayıp kızın mı yoksa papazın mı daha önemli bir kart olduğunu düşünüp kafa patlattı. Önce Natasha girdi içeri. ''Ne sen de mi?'' diye bağırdı babası. Defol hadi bakalım dışarı. Sen her şeyi biliyorsun nasıl olsa. Onu yollasan daha iyi edersin. Vasi göründüğünde balcalığını unutan Dimitri Alekseyeviç raftan küçük bir şiir kitabı aldı. Kitabı sallayıp kendinden geçerek bağırdı. Şaşılacak şey. Arka arkaya dizilmiş bir sürü söz. Evet ama nasıl da duygulandırıyor insanı. Sakin omuzlarının ardında titreşen kanatlarını duyuyorum. Parıltılı bir bakışla gözüme çarpıyor. Fırtınalar meleği. Azrail. Şiir diye buna derler. Labosov'un telefonla verdiği siparişlerden çok farklı değil mi? Uluslararası Kadınlar Günü için 32 satırlık bir yazı istiyorum. Babam sana neler söyledi? Diye sordu Natasha. Çok iyi şeyler dedi Vasya. Tam da üstüne bastı. Olga'nın duru gözlerinin ta içine baktı. Dimitri Alekseyevich... Sonra olduğu yerde kıvrandı. Durun durun. Sizden bir şey gizleyecek değilim. Benim aslan anam kart çekerken şöyle derdi. Yürek ferahlığı için. Yüreğiniz ferahlayacak merak etmeyin. İsterseniz size eksiksiz bir gösteri yapabilirim. Önce dertlere bakarım. İşte bir sürü kupa. Ne anlama geldiğini benden iyi bilirsiniz. Sonuç olarak mutlu bir yolculuk. Ama nereye sevdiğinizi bilmiyorum. Karadeniz'i mi seviyorsunuz yoksa Moskova'yı? banliyo sünümü. Sergey'in falına bakmak istemedi, sıkılmıştı. Söyleyin bakalım, insan Paris'te nasıl eğleniyor? Herhalde tahtaları sökercesine dans ediliyordur orada. Uzun uzun Sergey'in anlattıklarını dinledi, birden somurttu. Onlar adına korkuyorum, orada büyük bir kargaşalık olmalı. Almanlar bütün kış hazırlandılar. Parisler, şen insanlar diyorsunuz. İyi, güzel, biz de papaz değiliz Allah'a şükür.'' Ama bazı şeylerden vazgeçmek, acı çekmeyi bilmek gerek. Valya sabırla bekledi kapıda. Dimitri Alekseyev için falına bakmasını çok istiyordu. Ama falcı yine görevini unutmuştu. Valya içeri girdiğinde muayene olmaya gelen bir hastası sandı. Sonra kendini topladı. Falcılık yaptığını hatırladı. Elinin tersiyle kartları karıştırıp gelecekten haber vermeye koyuldu. Hokus pokus her şeyi görüyorum. Kız geldi, oğlan geldi. Kız oğlana baktı, oğlan kıza baktı. Hokus pokus anlaşıldı mı? Bana bakın, Paris'i bir anlatıyor ki sorun ona. Şimdi gidin dans edin bakalım. Sizi tuttuğu gibi çevirir durur. Vali düşünüp duruyordu. Sergen'in hoşuma gittiğini Dimitri Alekseyevich nasıl anladı? Bir türlü aklım ermiyor. Oysa duygularımı göstermemeye çalıştım. Hoşuma gittiği doğruluğu. Kardeşinin hiçbir özelliği yok ama o başka. Ne garip. Şair ya da aktöre benzeyen bir mühendis. Onunla dost olmak herhalde çok iyi bir şeydir. Hoşçakalın. Sergi gülümsedi. Soyadınızı bilmiyorum. Alekseyevna. Valentina Alekseyevna. Size Dimitri Alekseyevich gibi valya diyebilirim sanırım. Genç kız sonradan düşündü. Valya adını beni tanırmış gibi söyledi. Eve dönerken Sergey Zankov'a rastladı. Birlikte yürüdüler. Zankov askeri durumu anlatıyordu. Savaş yakın mı gelecekti. Batı da patlayacaktı. Belki Almanlar kazanacaktı ama böyle zorlu bir mücadeleden sonra büyük bir güçleri de kalmayacaktı. Sergey dalgın dalgın Paris'i Mado'yu düşünüyordu. Zankov bir an sustu sonra. Petya'yı hatırlıyor musunuz? dedi. Lavosov'un düğününde hep kendini göstermek istediğini söyleyerek Labosov ona takılıyordu. İşte Popetri öldü. Dün öğrendim. Yılbaşını birlikte de kutlamıştık. Sonra Finlandiya'ya gönüllü gitmek istedi. Biz de onu palavracı, durmadan kendini öven biri sanırdık. Kahramanca öldü. Manerheim hattına saldırırken. Günlük emirde adı geçti. Annesi bizleri görmeye geldi. Uluslararası duruma gelince... Sergi Zankov'la vedalaştı. Yan sokaklardan birine saptı. Petya'nın yüzünü belli belirsiz hatırlıyordu. Savaş birden yaklaşıvermişti. Petya dans ediyor, gülüyor. Yazı yazdığını söylüyordu. Bizim de sonumuz aynı. Ya Fransızlar? Doktorun dediği gibi acı çekmeyi de bilmek gerek. Doğum uzun sürdü ve çok güç oldu. Soğuk kanlılığıyla ün salan profesör Richter'e varıncaya dek herkes. Leonten'in kurtulamayacağını sanmış, umudu kesmişti. Yine de Leonten kurtuldu. Paris'in göz kamaştırıcı ilkbahar günlerinde oğlunu hayranlıkla seyrediyordu. Uzun uzun gök mavisi iki mineyi andıran, derin bir anlamda dolu gözlerine bakıyordu. Yeni doğan çocukta Leon'un hatları değil, yüz anlamı bile vardı. Minicik elleriyle övünüyordu. Leonten ona uzun hikayeler anlatıyor çocuk memeye yapıştığında kendinden geçiyordu. Oğlu Leo'yu düşündükçe duyduğu o derin dayanılmaz korkudan kurtarmıştı genç kadını. O güne kadar kocası Leontin her şeyiydi. Leo binlerce benzerinin aynı. Bu ufak tefek terzi kızı Paris dışındaki tozlu mahallelerden birinde bulmuş, onu mutlu etmişti. Leo Leonta'dan 12 yaş büyüktü. Karısını tiyatroya götürüyor. Sanatın gizli yanlarını anlatıyor. Okuduğu kitaplardan söz ediyor. Delice gençliğin hikayelerini anlatıp kahkahayla güldürüyordu. Başarısı tiyatro yazarı, yüzyıllık uzlaşmalar, dünyasına atılmış altın arayıcısı ruhunu ona da aşılamıştı. Leo Leona Amerika'ya ya da geçen yaz olduğu gibi Kiev'e gittiğinde kışın ortasında donan ormanlar gibi Leonten uyuşuyor. Kendinden geçiyordu. Sekiz yıl bir arada yaşamışlardı. Leonin aşkı hep geleceği düşünmeden Leo'ya kendini veren o ilk günlerin beyinsiz kızınki gibi güçlü ve mantıktan yoksundu. Uzun zamandır çocuk sahibi olmak istiyordu. Kader ona pek insafsız bir oyun oynadı. Hamileliğin üçüncü ayında savaş patladı. Leo'yu üniformasıyla gördüğünde Leonten acı acı ağladı. Kocasını yaralı, uçsuz bucaksız, ıssız bir ovanın ortasında yatarken görür gibiydi. Tarafsız Belçika'nın sınırında düşman kurşunlarından korkmanın gereksizliğini, en fazla sıkıcı kış gecelerini kendisini düşündürdüğünü Leo başına anlatmaya başladı. Leonten'in içi bir türlü rahat etmiyordu. Leo gittikten sonra sel gibi gözyaşı akıttı. Birkaç gün mektupsuz kalmak onun için büyük işkenceydi. Şimdi içi biraz rahatlamıştı oğlu. Yakın gelecekteki buluşmalarının teminatıydı. Bu masum ya da eskiler gibi bilge yüzde sanki Leo'yu görüyordu. Penceresinin altında çiçek açan kestanelere bakarken yeniden bulduğu mutluluğuna gülümsüyordu. Bütün neşesi geri gelmişti. Böyle ki bir yerde gitmeye hazırlandı. Telgraf yerine varmadı ve Leo oğlunun doğumunu ancak 15 gün sonra öğrendi. Sevincinden yerinde duramıyor. Leontin mektubunu herkese okuyordu. Mangasındaki arkadaşlarına, Teğmen, Garşaya, Kahveci kadına, mevzilendikleri köyde oturanlara. Bıkıp usanmadan mektubun en önemli bölümlerini tekrarlıyordu. Çocuğun ağırlığı normaldi. Çok neşeliydi. Leontin Leo'ya benzediğini söylüyordu. Bayan Chardon Leo bu sevimli kadını kim olduğunu bir türlü hatırlayamadı. İse hayatımda bu kadar güzel çocuk görmedim demişti. Leo'yu üzen oğluna Robert adını vermeleriydi. Bunda şaşılacak şey de yoktu. Sonbaharda doğacak çocuk oğlan olursa adını Robert koymaya karar vermişlerdi. Leo bir Parisliye Naum adı verilemeyeceğini kabul ediyordu. Yine de bir süredir babasını çok sık hatırlamaya başlamıştı. Oğlunun adında Kiev'in Slobodka mahallesindeki deli terzinin yaşamasını isterdi. Sonra yaşlı anası torununa kocasının adını verilmediğini duyunca üzülecekti. Ama yapacak şey yoktu. Oğlu Fransızdı. Leo arkadaşlarına bana göre Robert çok güzel bir isim dedi. Ertesi gün Leontine mektup yazdı. Bu mektup babalık üzerine uzun bir rapordu. Daha mektubunu bitirmeden çavuş double kendinden geçmiş halde koştu geldi. Almanlar cepheyi yarıp geçmişler. Böyle saçma bir işti ki bu. Leo bir küfür savurdu. Double sabahtan kafayı çekmeye başlamış olmalıydı. Mektubunu bitirdi, zarfı yapıştırdı ve köye indi. Oraya vardığında daha her şeyi anladı. Yoldan, sanki erimiş lavdan dalgalar akıyordu. El arabasını önüne katmış giden kadınlar, karagah arabaları, Belçikalılarla dolu otobüsler, Rahibeler, topçular, gümrükçüler, anasını babasını kaybetmiş çocuklar, ulaştırma erleri, subaysız askerler ve askersiz subaylar, eşya dolu at arabaları, tanklar, hayvan sürüleri. Karma karışık güneye doğru akıyordu. Yolun iki yanı devrilmiş arabalar, koltuklar sandıklarla doluydu. Kargaşalık birden başlamıştı. Hiçbir askeri düzen çığ gibi gelen bu insan ve araba selini durduramazdı. Olup bitenleri kimsenin doğru dürüst bildiği yoktu. Alman tanklarının cepheyi arkadan yardıkları istikamcıların köprüleri uçuracak zaman bulamadığı. Generallerin satıldığı söyleniyordu. İki ordunun teslim olduğu şehirlerin alevler içinde kaldığı. Almanların güçlülüğü konuşuluyordu. Söylentiler arttıkça kaçanların sayısı da artıyordu. Güneyden gelen birlikler çılgına dönmüş. Yığınla insana rastladı. Ödü patlamış valiler, generallerini arayan sapsarı emir subayları, arabalar arasında isterik hareketlerle debelenen kadınlar, otomobiller, traktörler boğucu acı duman bulutları arasında ilerliyorlardı. Ön safhalara gelen askerler de geri dönüp bozguna uğramış bu insan seline katıldılar. Biri kaçmanın gereksiz olduğunu söyledi. Almanlar öndeydi. Ama kalabalık daha da hızlandı. Leo da kalabalığın peşinden yürüdü. Darbe hiç beklenmeyen bir anda vurulmuştu. Daha o sabah ılık, pes pembe Leontine'i düşünüyordu. Oğluna meme veren Leontine'i. Savaş dünyanın öbür ucunda, Norveç'teydi. Ne olmuştu? Bu Almanlar da nereden çıkmıştı? Yine de Fransa onlardan daha güçlü diye düşündü. Kötü kötü gülesi geldi. Nasıl da aldattılar bizi. Bir gazeteyi parçalamak, niveli vurmak ya da meclise dalıp en ağır küfürleri savurmak geliyordu içinden. Gece yorgunluktan yolun kenarına atıverdi kendini. Uyandığında tan atıyordu. Arabayla dolu yola baktı. Birden her şeyi hatırladı. Pisliğe bakın. Hiç korku yoktu içinde. Yalnız büyük bir öfke duyuyordu. İki asker ince sesleriyle haykırıyorlardı. İşte Almanlar. Leo onlara ana avrat söyledi. Sövmek ona iyi geldi. Yüzünü yıkadı. Elkinler arasında bir kuş ötüyordu. Leo ona cevap olsun diye şarkı söyledi. Böyleydi bu adam işte. Kolay kolay umudu kırılmazdı. Üstelik en sevdiği şarkıyı söylüyordu. İlk bahar gelecek, çiçekler açacak. Kahpe pelek bize de gülecek. Akşama doğru bölüğünden birkaç kişiyi buldu. Teğmen, Gaşe, değişik birliklerden 50 kişiyi bir araya getirdi. Geceyi boş bir köyde geçirdiler. Ertesi sabah bir yedek alaya katıldılar. Bulundukları yerde mevzilenme emri aldılar. Yer yer düşmana karşı koyuluyordu. Elinde kürek Leo bütün gücüyle çalışmaktaydı. Alman bombardıman uçakları göründüğünde kendini yüzü koyun yere attı. Sonra yeniden küreğini kapıp bir bombanın öldürdüğü arkadaşlarına mezar kazdı. Alay komutanı Generalin yanına gitti, dönmedi. Temen karşı, Tumen karargahı ile bağlantı kurmak için boşuna uğraşıyordu. Yoldan bir sürü Alman tankı geçti. Askerler bağırmaya başladılar. Ne yapıyor ileridekiler? Bu bir tuzak. Canları cehennemi. General muhakkak Paris'tedir. Güney'e doğru yola çıktılar. Ellerinden geldiği kadar yoldan uzak duruyorlardı. Karşılarına bir ırmak çıktı şey burada düşmanı kolayca durdurabileceklerini söylüyordu. Mevzilendiler. Sabah Alman keşif kolları yönündü. Leo birini öldürdü. Çocuk gibi sevindi buna. Kabus sona ermişti. Almanları durdurabilmek mümkündü. Sabah durgun geçti. Askerler yüreklenmişlerdi. Yemek yediler. Ama öğlene doğru bir binbaşı geldi. Arabadan inmeden Görşe'ye durumu anlattı. Tebrikler dedi. Generale söyleyeceğim yalnız durum ciddi. Mevzilerimizi bırakıp oysaya doğru çekilme emrini aldık. Tam bir ay böyle sürdü gitti. Şimdi Leo bu korkunç oyunun kurallarını biliyordu. Bir ırmaktan öbürüne bir tepeden arakadakine çekiliyor. Düşman bombaları patlamaya başlayınca yere kapanıyor. Geceleri kestirmeden geçi yollarından ilerliyorlardı ama Almanlar hep önlerindeydi. Subaylar boşu boşuna ordu karargahlarına başvuruyorlardı. Ara sıra mühürlü bir emir geliyordu. Yine bir geri çekilme emri. Umutsuzluğa kapılan birinin gelip geçen arabalardaki askerlere ''Durun köpekler!'' diye bağırdığı oluyordu. Albay yüzbaşıya ''Her şey bitti'' dedi. Üniformasını çıkarıp sivil giyindi. Bir papaz Alman tanklarının halk cephesi hükümetine karşı Tanrı'nın yolladığı ceza olduğunu söylüyordu ve yapacak şey yoktu. Geri çekiliyor, her gün biraz daha çekiliyor. Durmadan çekiliyorlardı. Halk da onlarla birlikte kaçıyordu. Bir ay boyunca Leo bırakılmış toplar, gaz maskeleri, hasır şapkalar ve koltuklarla kaplı bu utanç yolunu izledi. Ne bir sürü insan, ne bir alay, ne koca bir şehir halkıydı kaçan. Fransa kaçıyordu. Çılgın canlı korku ve kızgınlıktan deliye dönmüş, ölmeye hazır. Buna rağmen bir bavul, bir gece elbisesi, bir tenis raketi kapıp kaçıyordu herkes. Ülke tanınmaz haldeydi. Yakılmış, yıkılmış, bırakılmış kırk yılda geçilmeyecek uçsuz bucaksız bir çölü andırıyordu. Sen nehrini arkada bırakmışlardı. Güneybatıya döndüler. Yeniden bombalar, yeniden kürekler, yeniden kaçış. Bir darttaki evi andıran Duvarları güzel kokulu, hanımelleriyle kaplı. Bahçeleri gül ve şerboy dolu. Açık pencereleri son dakikaların basit sırrını açığa vuran sakin köşklerin görünüşü yıkıntılardan da beterdi. Bir çocuk iskemlesinin önünde devrilmiş bir fincan. Yere düşmüş bir kitap, üzerinde köpüğüyle bir tıraş fırçası. Leo'nun yanı sıra yürüyen bir asker. Burası benim köyüm dedi. Sonra gürültülü bir kahkaha koy arkadaşları. Bir şey söylemeden ona baktılar. Köy bomboştu. Artık kimsenin sağmadığı inekler ağırlarında acı acı böğürüyorlardı yalnız. Askerler tartışmıyorlardı. Küfür ettikleri bile yoktu. Ara sıra kısa cümleler duyuluyordu. Alman tankları. Maret köye kadar dayanamayacak. Ateşini versene. Yıkıntılar arasında Leo üzerinde Orleans yazılı bir levha buldu. Bir dertten Paris'e dönerken Leon'tinle burada buluşmuşlardı. Eski evler genç kadını şaşırtmıştı. Ne garip diyordu. Burada bir sürü insan yaşamış, çoktan unutmuşlar hepsini. Ama evler ayakta, güzel evler. Yeni evlerden de güzel hepsi. Sonra Loire Nehri'nin kıyısında bir kahveye oturmuşlardı. Soluk kokulu bir şarap içmişlerdi. Leon'tin kocasına ilk geceki gibi istiyorum seni demişti. Leo burnunu tıkadı. Ortalık leş kokuyordu. Hava çok sıcaktı. Çevrede yüzlerce kadın, çocuk, asker, at, şişko, bir papazla yanında pırıl pırıl bembeyaz tüylü oyuncağı andıran bir küçük köpek ölüsü karma karışık yatıyordu. Bir duvarda Leo şunları okudu. Jean 6 Eziran günü buradan geçtim. Roger yaşıyor. Lasset ailesiyle birlikte Angol'umu gitti. Geçen çarşamba çocukla birlikte burada olduğumu Lütfen yüzbaşı Delombard'a bildirin. Pierre daha fazla bekleyemeyeceğim. Leon'un gırtlağına bir şeyler tıkandı. Leon ten de mutlaka buradan geçmiş olmalıydı ama Leo şimdilik yaşıyorum. Robert de yaşıyor diye yazacak zamanı bulamamıştı. Şimdi şu evin yıkıntıları arasına oğluyla uzanmış bebeğin burnunu tıkıyordu. Leş kokuyor. Ne pis kokuyor dedi arkadaşlarından biri. ''Durulacak gibi değil, gidelim buradan.'' Leo itiraz etmeden peşinden yürüdü ama bir duvar dibinde yatan kadının yüzüne uzun uzun baktı. O da bir şeyler yazmış olmalıydı. Geçtiği bütün köylerde, bütün şehirlerde Leo duvarlara bakıyordu. Beyaz, kül rengi, toprak rengi duvarlara. Kiliselere, vilayet binalarına, okullara bakıyordu. Cin vardı. Louis, Denis, Lucie, Teras, Marie, Francois, Leon'dan eser yoktu. Kendi kendisiyle eğleniyor, milyonlarca kaçak arasında karımı nasıl bulabilirim diyor. Yine de Leontine arıyordu. Arkası yarın.